yapacağımız bir Afro klipte de. Buna biz Afro 3 diyoruz. Afro 3 diyoruz. Afro 1 verdi. Afro 2 ve Afro 3. Bu 3 Afrika ritmi bizim için yeterli olacaktır. Hiç olmazsa bu giriş derslerimizde. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Öncelikle bir elimizi hazırlıyoruz. Elimizi yerleştirdik. Saygıyla selamladık cembemizi. Arkasından vuruş sayısı. Vuruş sayısı burada biraz fazladır. 5 vuruşlu bir ritimden bahsediyoruz. İçinde de 3 ayrı farklı vuruş tipi vardır. 5 tane vuruş. 5 vuruşun içerisinde de 3'ü birbirinden ayrı diye düşüneceğiz. Tamam? Şimdi gelelim vuruşlara. Bir dümümüz var. Teklerimiz var ve daha önce de gördüğümüz o slap'ımız yani tokatımız var. Bu 3 vuruşu da biz öğrendik, çocuklarımıza öğrettik. Bunların arasındaki ses, sound farkını da birbirinden ayrıştığını kendileri gördüler. Şimdi peki ritim nedir? Ritimleri genellikle ritimzenler, özellikle de Afrikalılar uzun uzun notalara yazmak yerine, ki bunun da notası vardır, öğrenmesi çok kolay olsun diye bir meşkle öğretirler, takip edebilirsen girebilir misin diye. İki, sesli olarak dilleriyle söylerler. Dillerle söylemek bu işi biraz kolaylaştırır. Peki bunu nasıl anımsatabiliriz? Düpapa düpap, düpapa düpap, düpapa düpap. Dinleyin. Düpapa düpap, düpapa düpap, düpapa düpap, düpapa düpap. Yani bas, tek, tek, bas, sap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl oynuyor? Ne kadar güzel. Kendisi de şebi. İlginç olan başka bir şey. Hani böyle büyük, ben bayılırım ona. Otobüs direksiyonları vardır böyle. Kocaman önünüzde yeter ya. Böyle döndürürsünüz falan. Döndürürsünüz. Şimdi elinizi öyle otobüs direksiyonunun üstünde gibi hissediniz. Ve bu istikamette gidecek. Tamam, sola doğru dönüyorsunuz. Devamlı bir dairesel bir dönüşüm olduğunu düşünün. Elleriniz yerini şaşırmaz. Tamam mı? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle gidiyorum. Sola doğru döndürüyorum arabayı. Viraja geçiyorum. Düpapa düpap. Sağ sol sağ sol sağ. Sağ sol sağ sol sağ. Sağ sol sağ sol sağ. 5 vuruş olduğunu söylemiştik. Peki ilk başta çocukların bunları yapması kolay mı? İkiye bölersiniz işi. Dilim dilim göstermeniz lazım. Dilim dilim nasıl olabilir? Dü pa pa dersiniz durursunuz. Hep bunun üzerine gider. Dü pa pa. Dü pa pa. Dü pa pa. Dü pa pa. Sonra bunu öğrendikten sonra öbürünü eklersiniz. Dü pa pa. Dü pa. Veyahut da tek tek gösterirsiniz. Dü. Evet. Pa. Pa. He? Dü. Böyle gider. Artık nasıl sizin çocuğunuzun gelişme kapasitesine bağlı olarak. Ama 5 vuruş olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Tamam? Peki bir kolaylık daha göstereyim mi? Hiç elinizde bu vuruş biçimlerinin arasındaki farkı gözetmeden verebilirsiniz. Nasıl olacak o? Dü pa pa dü pa. 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 Sonra ne yaparsınız? Bunu ileri basa. Bunu geriye, teke, değil mi? En sonunda da slap'ı. Bunları da o yeri, o trafiği kaptıktan sonra çıkartır. Ama en önemlisi dille söylemek. Dü-bap-ba, dü-bap. Sonunda ne olacak?
seslendirirsiniz. İşte de böyle kapanıp bu işte bitebilir ve daha ağır gitmek için. Hepsi zaman içerisinde. Hepsi zaman içerisinde gelecek efendim. Yeniden ritimlerle birlikte olacağız.